Buyur abi. Rica ederim. Yeni modayı mı açtınız? Facebook'ta, internette izliyoruz böyle güzel kardeşlerimiz. Yazıyorlar, içki istiyorum, içki için bir bardak İzmir'de. Evet. Öbürü diyor, açın başka bir şey. Ateistim, Allah'a inanan varsa bana evet, izah etsin. Evet. Burada yapmasak çok ayıp. Yok, hayır. Biliyorsanız abi bana da anlatır mısınız diye. Beni tesadüf. Nerede? Beynini görüyor musun? Görmüyorum abi. Görmüyorsan o zaman inanma. Allah'a da görmüyorsun, inanma. Yani burada herhangi sokakta herhangi bir insan sorsa onlar bilmeyebilir. Veyahut da yanlış anlatırlar sana. Senin yapacağın tek şey gideceksin, mülkülüğe gideceksin. Evet, çok sağ ol abi. Beynini görmediğin için beyinsizsin o zaman sen. Değil mi? Kabul edersem Allah yok mu şimdi? Abi beynini görmediğine, beyninin var olduğuna inanır mısın? Evet. Var mı beynin? Evet. Beyinsiz misin, beyinli misin? Beyinliyim. Beyinlisin o zaman. Evet. Beynin olduğuna göre senin yaranın Allah da var yani. Belki tesadüf de diyebilirsin, tabiat da diyebilirsin. Sana göre tesadüf. Annen seni tesadüf doğurdu. Hayır, tabiat da diyebilirsin. Annen seni tesadüf doğurdu. O zaman beni annem mi yarattı? Çanakkale'de bu kadar insan tesadüfen şey oldu. Beni o zaman annem mi yarattı? Yok. Tamam, annem doğurdu. Ben sana annem yarattı demedim ki. Tamam, sebepler yaptı. Ben sana beynin var mı diyor. Var mı yok var. Mu beynin? Var mı? Var. Var. Beyninin var olduğuna inanıyorsun. Evet. Görmediğin şeylere inanmıyorsun değil mi? Evet. O zaman beynin yok. Beynini gösterir misin? Adı üzerine ateist bu. Kimseye inanmaz. Ateist sen de mi tartışıyorsun? Abi biri anlatsın ama Allah ya. İman ettiniz Allah'a. Tamam da sen imansız bir insana ne anlatayım? Sende iman yok ki. Size... İmansız bir şey iman anlatmaz. İnsanı küfre sokarsın. İmansız bir insana iman anlatılmaz. Çünkü imansızsın sen. Bilim çağında yaşıyoruz abi. Bilimsel olarak ispatlasa. Bak, bir şey söyleyeyim mi? Evet. Git buradan bak. Hayatım belki tehlikeye girer. Anladım. Abi zaten sosyal deney yapıyoruz biz. Bakayım elimdeki ilanı. İlan değil ya şey, yazı. Tamam. Bu ne şimdi? Sosyal deney. Şefim bir gelin isterseniz. Siz Müslüman mısınız abi? Anlatabilir misiniz peki? Vaktim olsa ilgilendim biraz ama vaktim yok. Peki böyle bir şey nereden aklına geldi? Nereden aklıma geldi? Yani aynen, insanlar aynen. Anlatabiliyor mu yani? Hani Müslümanım ha, diyorlar. Yapıyoruz. Yani Müslümanım diyen gelsin bana da anlatsın. Ha, ben de inanayım yani. Sen şey tepkileri aldın mı hiç? Az önce linç edeceklerdi aşağıda ya. Yani Allah var diyorsa insan sen anlatsın diye. Sen şöyle yapsam diye. Olur mu? Sana saygı duyarım. Bizler de Müslümanız. Tamam. Ama bu işi iyi bilenler sana çok daha güzel anlatır. Bence ne yap biliyor musun? Ne yapayım abi? Sen bu şekilde tabelayı koymasan da herkes anlayışlı olamayabilir. Hı hı. Çünkü maalesef ki kötü bir toplumdayız. Evet. Şuraya git, Ulu Cami'nin orada. Git oraya Ulu Cami'nin orada bir gez. Evet. O mimarileri oku. Evet. Bir şeyler anlayabilirsin bence. Ya da oradaki din bilginlerine sor. Merhaba hocam, kolay gelsin. Merhaba. Selamünaleyküm. Merhaba. Allah'ı anlatamam ama sen bana ateistliği anlatırsın herhalde. Tabii. Buyur. Yok, şimdi anlamadım. Ateistsin, bana Allah'ı anlatır mısın diyor. Evet. Şimdi Allah, senin adın ne? Fatih. Fatih. Bir de Fatih'te ötede birini arıyorsun. Yalnız Allah var. Evet. Mesela şöyle diyeyim. Sonsuz sınırsız bir şeyin merkezi çekirdeği olmak. Çekirdeği olmayan bir şeyin bölünmesi olmak. Yalnız sadece Allah var. Kur'an zaten... Merhaba. Buyurun. Bir yaratıcıya inanıyorsanız eğer, Müslümansanız, hani anlatabilir misiniz inandığınız Allah'ı? Ateist hiçbir şeye mi inanmıyor yoksa sadece mi Allah'a inanmıyor? Yok, Allah'a inanmıyor. Tek ona inanmıyor. Tesadüf veya tabiat veya Big Bang, Darwin, hepsini diyebiliriz. Niye Allah'ı anlatmaya çalışayım ki? Ben zaten gerekli platformda... Yok, hani aklında sorular olanlara... Anlatırsam anlatırım. Sorun varsa aklında. Yok. Twitter'da, Instagram'da, mailde, internette, her yerde araştırabilirsin dini. Yani şimdi yetkililerden izin aldın mı sen bu konu hakkında? Şunu yaparken yani. Ya yetki olacak derken abi, mesela burada bak, çok burada ateist var etrafta. Var, belediyesi var, bu devletin bir kurumu var. Bunlardan izin alman bir gerekiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Sosyal deney yapacak ama bunun hassas bir konu. Emniyetten bir izin al. Ara 155'i, çünkü akışını şikayet ediyorlar. Deney yapıyorsun, güzel bir şey ama en azından insanlar bunun farkına varsın. Şimdi ben seninle bu tatlı tatlı konuşuyorum ama
diğer insanlar ya sana şiddet uygulamaya çalışırsa bu nereye varacak diye düşün. Ya işte şiddet uygulama değil abi, hani böyle bir çözüm yolu yok yani. Bir insan bir Allah'a iman ettiyse bunu bilimsel olarak mantıki şekilde de hani sorusu olan bir insana izah etmeli. Tamam, hani biz de işte halkın tepkisini ölçüyoruz abi. Sen bunu ölçmek istiyorsan, sen bunu kafanda bir soru işareti varsa müftülük var, müftülüğe gidebilirsin. Bunlardan bilgi alabilirsin. Heh, işte beni böyle yönlendirme yapmanın, işte mesela böyle yönlendirmenin sadece amaç o hani. İnsanların yönlendirmeyi istemeleri. Allah razı olsun. Heh, Allah razı olsun. Mesela kestik. Sosyal deney yani. Yönlendirme derken yani müftülük belli. Bu devletin diyaneti işte, var, müftülüğü var. Onu demesi sen bunlarla gerekiyor. Uğraşırsın. Ha, işte, işte yani onu demesini... Bir manası yok yani. Manası yok, yok manası yok değil. Bunu sosyal izliyorlar. Yani. Adamlar iman ediyorlar ya. Hani bak işte insanlar tarafsız kalmıyor. Halkın. Geliyor bildiğini iman ediyorlar, tamam, anlatıyorlar diye. Yani aslında iman eden bir insanın anlatması lazım. Çünkü hani iman etmek, inanmak demek ya. Hani inandığın bir Allah'a neden inanıyorsun? Hani o Allah'ın varlığına dair imanın mevcut mu? Bana bilim çağında yaşıyoruz yani şimdi. Tabii. Akli ve bilimsel olarak izah yapabilir misin, anlatabilir misin? Müslüman mısın abi? Müslümanım. İnandığın Allah'ı anlatabilir misin abi? Ya iman etmek, inanmak demek yani. Neden inanıyorsun? Tabii. Yani ben aslında bunu pek sorgulamıyorum. Neden? Çünkü bizim ama aklımız... ayette ben şimdi Kur'an-ı Kerim okudum. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette diyor ki hiç akletmez misiniz? Evet. Hiç sormaz mısınız? Evet. Sorgulamaz mısınız? Evet. Ama şimdi şöyle bir şey var. Allah mesela şey diyor. Allah'ın nasıl desem, akli olarak Allah'ın nasıl bir şey olduğunu sorgulamayın diyor. Şöyle diyor. Yok öyle bir şey demiyor. Hani derler ki spiker, evet Galatasaray 2-0 yenik ama Fatih Terim maçı güzel okudu. İkinci yarıda 4-2 yendi. Peki yaratılışın bir yerden başlaması gerektiğine inanmıyor musun? Evet, suda zaten başladı. Evet, organizmalarla. Yo, Big Bang gibi yani. Mesela Big Bang milyon yıllardır yoktu. Sonra atom altı parçacıkları çarpıştı. Büyük patlama gerçekleşti ve kainat oluştu. Bilmek başlatan bir şey olmadı değil mi? Yo, bilim adamları da onu bulamadı. Bulacaklar inşallah. Bulacaklar inşallah. Bir şey olduğu var ama. Efendim? Bir şey ne olduğu var. Ya işte bilim adamları zamanla buluyorlar. Evet. Ya kısacası ötelerde biri yok. Vallahi de beyninde olmuş, bitmiş olan şeyi seyrediyorsun. Sen ilimden hiç ilgilenmiyor musun? Yani bu zamanda artık 1400 yıl önce Resulullah Efendimiz demiş. Yani ne güzel şeyler anlatmış ama sen Müslümanlara bakarak İslam'ı yargılama. İslam aman Allah son çok müthiş bir şey. Ben 25 yaşında İslam'la tanıştım. Hep ötelerde biri, fakir aile çocuk. Ötelerde biri var. Bize ya niye bize zulüm yapıyor? Niye onu? Yok. Fatih kardeşim sen yoksun. Vallahi de billahi de yoksun. Yok şöyle. Nasıl onu ya? Şimdi unuttum ama. Abi ama iman ettiğin yok, kitabı doğru. Abi nasıl abi okumuyorsan? Sen Müslüman mısın abi? Müslüman mısın? Ama abi imanın şartları benim bildiğim kadarıyla ben de okumuştum bu kitapları. Hani Allah'a iman, peygambere iman değil mi? Kitaba iman var. İman ettiğiniz kitabı okumuyorsanız. Doğrudur. Hani bu nasıl iman etmek abi? Ben işte bunu hani soruyorum hani. Tabii. Nasıl anlatırlar bana? Sen şimdi Müslüman mısın? Sen Müslüman mısın reis? Aynen. Müslümansın. Ama bana bu konuları sormasan daha iyi olur. Mesela ben fazla araştırdım. Dört tane şeye ayrılmış ya. Hani neye? Aslında kendine inanıyor musun? Müslümanlık. Efendim? Cümleye kendine inanıyor musun? Tabii. Senin sistemine peki. Ama. Evet. Şimdi dört tane şeye İslamlık. Yok işte ben size soruyorum ama anlatır mısınız diye. Çünkü siz iman ettim diyorsunuz, inandım diyorsunuz da inandığınızı anlatmanız gerekiyor. Evet. Siz mesela bir yaratıcıya iman ettiniz mi? Müslümansınız. Mesela hani iman etmek, inanmak demek. Mesela inandığınız bir Allah'a neden inanıyorsunuz mesela? Hani gözünüzle görmediğiniz, duymadınız. Oysa ki kainatta bu kadar sıkıntılar var. İnsanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Afrika'da insanlar aç. Buna nasıl müsaade ediyor? O ateistim. Bana Allah'ı anlatır mısın? Hani Müslümanlara soruyorum. Soruyorsun. Yok Müslümanlara soruyorum hani diyorum ki Müslümanlara bir Allah var mı? Varsa bana da anlatın. Sen diyorsun yani. Evet. Sen Allah'ın varlığına inanmıyor musun? Yok hayır. Ne gereği var? Hani Kur'an'ı okuduğun zaman saygı duymayı... Okudum ben Kur'an'ı. Ben okudum ama mesela hani hep şey diyor işte siz hiç düşünmez misiniz, akletmez misiniz, sorgulamaz mısınız? Müslümanlar hiç sorgulamıyor. Hani ben sorguluyorum şu anda. Ben de bulamıyorum hani bir yaratıcının varlığını. Çünkü düzen yok kainatta. Hayır yani vakti gelmedi belki de anladın mı? Ama bu kadar insan inançsız mı gitsin veya imanı sıkıntıda mı gitsin? Nasıl olacak abi? Abi ama iman ettiniz hani iman ettiniz niye anlatamıyorsunuz? Bir yaratıcının varlığına iman ettiniz. Evet.
sosyal deney mi yoksa gerçekten kendi şeyin mi? Bu sosyal deney. Orada kameralar var. Sosyal deney çekiyoruz abla. Hassasiyetinizden yani, dolayı. Evet, sosyal deney yapıyoruz. Hassasiyetinizden dolayı çok teşekkürler. Sizlere de beyler. Ben Müslümanım, eylemde sıfır sıkıntı. Allah yoksa bu dağları kim yarar? Mükemmel tespit, mükemmel. Eyvallah beyler, çok sağ olun. Ben de abi senle sizi çok tebrik ediyorum abi. Ben de Müslümanım elhamdülillah. Biz sosyal deney çekiyoruz abi. Bizim YouTube kanalımız var abi. YouTube'dan izlersiniz Chai House diye. Çok sağ olun abi. Biz de Müslümanız, elhamdülillah, sıkıntı yok. Anlatman abi, anlatmaya çalışman, hani böyle tepkisiz kalmamana çok sevindim abi, elhamdülillah. Ya ben cesaretten dolayı tebrik ederim seni, güzel de yani. İşte ben de sadece... Senin amacın insanları yani... ölçüyor ki. Evet, sosyal deney abi, halkın nabzını ölçüyor. Elhamdülillah herkes de geliyor. Herkes de geliyor, hani iman ettiğini sen, anlatmaya çalışıyor. Sana bir söyleyeyim mi? Allah'tan sen de ayak yemiyorum abi. Evet. Bir de mi çekiyorsunuz? abi biz sosyal deney çekiyoruz da hassasiyetini ölçmek için insanların. Ben şöyle söyleyeyim abla, biz bir sosyal deney çektik. Sen de çıktın şu anda sosyal deneye. Sosyal deney çekiyoruz abi. Şimdi vereyim abi. Kim çekiyor? Şuralarda kameralar var abi. Bizim internet sayfamız var. Biz sürekli böyle İslami videolar yapıyoruz. Şimdi bir sosyal deney çekiyoruz da. İzin aldınız mı? Numarada izin aldınız mı? İzin almadık. Arkadaşlar, bizi gözaltına aldılar, bıraktılar. Allah razı olsun onlardan. Sosyal deney yaptık. Bu sosyal deney gözaltıyla sonuçlandı, karakolla sonuçlandı. Elhamdülillah anlaştı, çıktılar. İzah ettik durumu. Bıraktılar abiler, Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra hani karakolla bitmeyen sosyal deneylerle inşallah karşınızdayız. Sokaklara çıktık ve insanlara "Ateistim, bana Allah'ı anlatır mısın?" diye soru sorduk. Anlatmaya çalışanlar da oldu, beni linç etmeye çalışanlar da, darp etmeye çalışanlar da, anlatmayıp hiçbir şey yokmuş gibi geçip gidenler de oldu. Ama inandığımız Allah'ı tuttuğumuz takımı anlattığımız kadar, bir dizi karakterinden bahsettiğimiz, bir futbolcudan bahsettiğimiz kadar, siyasetten konuştuğumuz kadar, sevdiğimiz bir insandan bahsettiğimiz kadar bahsedemiyorsak yazık bize. Anlatmaya çalışmayıp bana şiddet uygulamaya çalışanlar. Sizce bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinsizlere tebliğ etmek için gittiği zaman sizin gibi mi yaklaştı, yoksa kibar, nazik ve ağırbaşlı bir şekilde mi? Dememiş miydi Allah Musa aleyhisselama, Firavun'un yanına kavli leyinle git, yumuşak bir sözle, tatlı bir şekilde hitap et. Olur ki aklını başına alır yahut hiç değilse biraz çekinir. Şunu anladım ki insan tahkiki olarak inanmadığı ve tanımadığı bir Allah'ı anlatamıyormuş. Ve maalesef bu sefer savunma mekanizması küfür, hakaret ve şiddet oluyor. Rabbim hakiki olarak Allah'ı tanımayı ve sevmeyi ve ihtiyacı olanlara anlatmayı nasip etsin. İşte Chai House bu yüzden var. Sen de gel kardeşim.